Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün de size bu güzel cici yeleği anlatacağım, tarif edeceğim inşallah Allah izin verirse. Yeleğimize geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Evet, yeleğimiz 0-1 yaş yeleği. 1 yumaktan çok az bir ip gitti. 240 metrelik bir yumak kullandım. 2 sıra şöyle 2-3 sırada diğer yumaktan ördüm. Hemen yeleğimizin ölçülerini de size vermek istiyorum. 3,5 numara şiş kullandım. 4 tane düğme kullandım. Yeleğimizin eni 26 santim. Etek uzunluğunu da verelim. 19 santim. 30 santim de yeleğimizin tamamı. Dediğim gibi 0-1 yaş yelek, 3,5 numara şiş ve bir yumaktan çok az bir fazla bir ipiniz gitti. 260 metrelik bir ip tamamen yetecektir. Çünkü 240 metreydi benim kullandığım ip. 4 tane de düğmemiz var. Şimdi detaylı anlatımına geçelim. Herkese kolay gelsin. Evet, şişime 69 tane ilmek attım. Hemen saymak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 ve 69 tane ilmeğimiz var. Şişimde tek ilmek attım. Çift attığım zaman tersle başlıyorum. Düz, ters, düz, bir düz, bir ters olarak ilmeklerimi tek tek öreceğim. Sıramı tamamlayayım. Arkadan bir ters, bir düz olarak ördüm. Şimdi ön sıradayım ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Hemen arkadan bu şekilde düzü çeviriyorum ve düz olarak örüyorum. Bir ters düzü arkadan alıp çeviriyorum. Düz olarak örüyorum. Tersi olduğu gibi örüyorum. Düz ilmeğimizi şişten çıkarıp çeviriyorum. Tersimiz alttan bu şekilde boşluktan arkadan alıyorum, çıkartıp çeviriyorum. Tekrar şişime takıp düz olarak örüyorum. Ters ilmeği normal örüyorum. Bu şekilde yeleklerde, hırkalarda bu tarz başlama tekniği çok yakışıyor ve güzel oluyor. Arkadan hemen bu sıra ise ilmeklerimi ters olarak alacağım. Bismillah. Örgümün arka yüzündeyim.
ters olarak sıra sonuna kadar bu şekilde örüp geleyim. Evet, arkadan bir sıra ters olarak ördüm. Şimdi aynı şekilde önden de ters öreceğim. 4 düz haroşa sırası, haroşa olarak 4 sıra öreceğim. İki sırayı ördükten sonra ilik eve açacağım. Evet, önden 2 diş, 1 2 sıra haroşa sırası ördüm. Arka sıradayım ve burada ilik eve açacağım. Arkadan açıyorum ilik evini, bir dolama yapıyorum, iki ilmeği birlikte kesiyorum. Burada 2 4 5 tane ilmeğim kaldı. İkisini birlikte kesiyorum, bir dolama yapıyorum. 1 2 bir tane de düz, toplamda 3 tane ilmeğim oluşmuş oldu. 2 sıra daha öreceğim. 2 sıradan sonra robamızın artışını yapacağız. Ben 2 sırayı tamamlayıp geleyim. İki, dört sıra haroşa sırası ördüm. Şimdi ise robamızın artışlarını yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 3 4 5 6 2 4 6 tane ön pat için ilmeklerimizi ters olarak ördük. Bir tane düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane düz ilmek örüyorum. Bir artış yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 düz, bir arttırıyorum. 1 2 3 4 5 Bu şekilde sıranın sonuna kadar artışlarımızı yapacağız. Bu sonda 2 4 6 7 tane ilmeğimiz kaldı. Bir artış daha yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. Şu nasıl başlamışsak aynı şekilde bitiriyoruz. 1 2 3 4 5 6 Arkadan ise tamamen ters olarak öreceğiz. Bu artmış olduğumuz ilmekler dahil hepsini, ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Bu şekilde ben 5 sıra öreceğim. 5 sıra ördükten sonra tekrar göstereyim. Evet, ben 5 sırayı tamam ettim. Hemen şu şekilde göstermek istiyorum. Bir düz ördüm, bir artış yaptım. 5 tane düz, bir artış. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane artma yerimiz oluştu. Şimdi ikinci artışımızı yapacağız. Kenar ilmeklerimi örüyorum. 2 3 4 5 6 6 tane kenar ilmeğimi ördükten sonra bir düz örüyorum. Bir artış yapıyorum. Bu artmış olduğum ilmeği düz olarak örüyorum. Kenarından bir tane daha artış yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Bir düz, bir dolama yapıyorum. 1 2 3 4 5 Yine aynı şekilde bu ilmeğimizin yanından
bir dolama yapıyorum, bir düz örüyorum, bir dolama yapıyorum. Bu şekilde sıramızı tamam edeceğiz. Sıranın sonunda da yine aynı şekilde bir dolama yapıyorum, bir düz örüyorum, bir dolama yapıyorum, bir düz ve kenar ilmeklerim. Arkada yine aynı şekilde ters olarak örüp geleceğiz. Şurada yaptığımız gibi bakın 1 2 3 4 5 sıra örmüş ve ikinci artışımızı yapmıştık. Yine aynı şekilde 5 sıra daha öreceğim. Bu 5 sıradan sonra 3. artışımızı yapacağız. Evet, ikinci artışımızı da tamamladık. Şimdi 3. artışımızı yapacağız. Hemen yine göstermek istiyorum. Şuradan 1 2 3 4 5 sırayı tamam ettik. 6. sırada artışımızı yapıyoruz. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Burada 1 2 2 tane düz ilmek ördüm. Bu ilk artmış olduğumuz ilmeğimizi kök olarak kabul edelim. Hemen bir artış yapıyorum. Bir düz örüyorum, bir artış. Bu ilk artmış olduğum ilmenin sağından ve solundan artışlarımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Bir dolama yaptım. Bir düz ördüm. Tekrar bir dolama yapıyorum. 7 tane düz örüyorum. Arada 7 düzümüz var. Bu şekilde sıramızı tamam edeceğiz. 1 2 bu 3. artışımızı yapıyoruz. Ben 5 sırada bir arttıracağım ve toplamda 5 defa artış yapmış olacağız. 1 2 3 2 tane daha artış yapacağım. 5. artışımızı da artışı yaparken size göstereceğim inşallah. 1 2 3 4 5 tane artış yaptık. Bir sıra gidip geldim. Kaç sıra örmüşüm? 1 2 3 sıradan sonra ilmeklerimi terse çeviriyorum. 3 sıra haroşa öreceğim. 3 sıra haroşadan sonra ilmeklerimi ters olarak örüp 3 sırayı tamamladıktan sonra koltuk kesimini yapacağım. Kol kesimini yapacağım. Roba çalışmamız burada tamamlanmış oluyor. Beden çalışması yapacağız. Bu 3 sırayı tamamlayıp geleyim. 1 2 3. sıramızı gidiyoruz. Bu 3. sırada ben kol kesimini yapacağım. Beden ayırt edeceğim. 30 ilmek öne bıraktım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 kol için kesim yapacağım. İki ilmeği birlikte kesiyorum. Hemen burayı ayırt edelim. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 ilmek olarak kolu keseceğiz. Evet, bedenimizi 30 37 arka
ilmek sayımız 57 tane ilmeğimiz var. 30 30 olarak ayarladık. Kol kesimimizi ise 3 tane zincir çekiyorum. Bir, iki, bir, iki, üç tane bu şekilde 30 ilmenin tamamını örüp bitireceğim. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir, 2 3 İlmeklerimizi bu şekilde tırtıklı olarak, tomurcuklu olarak kestik. Tekrar 30 burada, 30 burada. Hemen şuradan şablonumuzu da gösterelim. Şablonumuz bu şekilde. İlmek sayılarımız. Elli yedi tane ters ilmek öreceğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Şuraya kadar örüp geleyim. Aparatımı çıkartıyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Tığıma alıyorum bu örmüş olduğum ilmeği. Bir, iki, üç. Bir tane. Buradan bir tane de hemen yanından alıyorum. İkisini birlikte kaydırıyorum. Hem örüyorum hem kesiyorum. 1 2 3 1 2 Evet, bitişimiz ise tomurcuğumuzu yaptık. Buradan bir tane örüyorum. Bu ilmeğimizi şişimize alıyorum. Burada 30 tane ilmeğimiz olacak. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26, 27, 28, 29, 30. Evet, beden birleştirmesini de göstereceğim. Buradan bir sıra ters olarak öreceğim. Dönüşte ön sırada modelimizi kuracağım. Birleştirme yerine geldim. Burada 5 tane ilmek atacağım. Aradan giriyorum. 1 2 3 4 Bu 5. ilmeğimiz. Bu şekilde birleştirme işlemi yaptık. Koltuk altına 5 tane ilmek atıyorum. Şimdi diğer tarafa aynı şekilde 5 tane daha atacağım. İpimi arkaya alıyorum. Bu ilk ilmeğin aradan bir tane ilmek çıkartıp şişime alıyorum. Bir tane daha çıkartıyorum. Tekrar şişime alıyorum. 2 3 4 Bir tane daha çıkartacağım ve 5 olacak. 5 Burada ilik evini kaç sırada bir açtığımı da göstermek istiyorum. 2 4 6 8 10 12 13. sırada arkadan ilik evimizi açıyoruz. Kaç sıra olmuş? 2 4 6 8 sıra olmuş. 10 sırada da açabilirsiniz. Ben bedeni çalışacağım. Bundan sonra 2 3 4 5 6 6 tane ters ilmek örüyorum. Bu bant ilmeklerimizi 2 4 6 bir tane düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum. 1 2 3 tane düz örüyorum. Bu 3. ilmeğimizi 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir dolama yapıyorum. 1 2 3 Bir dolama yaptım. 1 2 3 Sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Modelimiz 3 ilmekten oluşuyor. 3 tane hemen şu baştan anlatayım, göstermiştim. Tekrar anlatayım. Bir tane düz ördüm. Patımızı ördükten sonra bir dolama yaptım. 3 düz örüyorum. Bir tanesini ikisinin üzerinden atlatıyorum. Bir dolama yapıp 3 düz örüp modelimiz sadece 3 ilmekten bu şekilde oluşuyor. Çok kolay, basit bir model. Arkada ise herhangi bir işlem yapmıyoruz. İlmeklerimizi tamamen ters olarak örüyoruz. Herhangi bir artma işlemi olmuyor. İki, dört, altı kenar ilmeklerimi ördüm. Bir tane dolama yapıyorum. Bir, iki, üç tane düz örüyorum. Başından atlatıyorum. Buradan bir dolama yapıyorum. Bakın bu orta kısımdan
bağlama yaptığımız yerden artmamızı yapıyoruz. 1 2 3 2 ilmeğin üzerinden ilmeğimizi atlatıyorum. Bu orta kısımdan dolamamızı yaptık. 1 2 3 1 2 3 Modelimiz bu şekilde. Arkadan ters olarak örülüyor. Önden ise bir sonraki sıra 1 2 3 burayı bağlayacağız. Ajurlarımız bu şekilde olacak. Modelimizi bakın bu şekilde tamamladık. Şimdi ise bant kısmını yapacağım. Hemen göstermek istiyorum. Şuradan 1 2 3 4 tane ilike ve açtık. İlmeklerimin tamamını modeli bırakıyorum. Artık model uygulaması yapmayacağım. Tamamen terse çeviriyorum. Ters olarak öreceğim. Bu şekilde 4 sıra şuradaki olduğu gibi 1 2 3 4 sıra haroşa sırası öreceğim ve kesip bitireceğim. Yeleğimizi tamamladım. Şimdi kesim işlemini yapacağız. Bu kolda kullanmış olduğumuz tırtıklı işlemi aynı şekilde eteğe de uygulayacağız. Bismillah. İkisini birlikte kesiyorum. Bir, iki, üç. Üç tane zincir çekiyorum ve kaydırıyorum. Hem örüyorum hem kesiyorum. Bir, iki, üç. Bir, iki, bir, iki, üç. Bir, iki, bir, iki, üç. Bu şekilde ilmeklerimin tamamını evet, ben yeleğimizi tamamladım. Etek kısmını bu şekilde tığla pıtırcıklar halinde detay verdik. Evet, yeleğimiz 0-1 yaş. Gerçekten harika cici bir yelek oldu. Örecek olan herkese kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.